Evet, Yeni Mesaj TV'de bir başka programda birlikteyiz. Bugün eğitimde vaziyetimizi ele alacağız. Malum PISA sonuçları açıklandı. 2018 yılı sonuçları açıklandı. PISA ne? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, yani OECD'nin 79 ülkede 15 yaş öğrencilerine düzenlediği bir sınav. Adı aslında Program for International Student Assessment ve hatta Türkçesiyle söylersek Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Ve bu sınava ülkeler çok değer veriyor. Türkiye'de de 2015 yılından felaket sonuçlarından sonra PISA daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Nitekim 2018 sonuçları da çıktı ve bu sonuçlarda 2015'e göre vaziyetimiz bir miktar iyi. Mesela matematikte 79 ülke arasında 42. sıradayız. Okumada, yani Türkçe okumada 40. sıradayız. Fende ise 39. sıradayız. Dolayısıyla orta sıralarda bir ülkeyiz. Haliyle bu hiç de iyi bir durum değil. Evet, 2015'e göre iyi ama neticede başka ülkelerle karşılaştırdığımız zaman eğitimde vaziyetimiz feci. Trajik bir durum eğitimde mevcut. Dolayısıyla İslam dünyasına baktığımız zaman onlar hakikaten çok daha kötü durumda. Mesela eğitim önem veren Malezya okumada 54. sırada, Endonezya 70. sırada, Fas 71'de, Lübnan 72'de. Yani hakikaten İslam dünyasının da fen, matematik ve okumadaki başarısı oldukça geride. Türkiye İslam ülkelerinde öne çıkıyor. En azından böyle bir notu paylaşmak isteriz. Yalnız uzak doğu çok büyük fark atıyor. Mesela Çin hem okuma hem fen hem matematikte ilk sırada yer alıyor. Matematik ve fen de açık ara ilk sırada bulunuyor. Singapur ikinci sırada, yine Çin'e bağlı Hong Kong ve Macau bölgeleri de üçüncü ve dördüncü sıraları paylaşıyor. Japonya, Kore, Tayvan son derece önde ve ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Amerika arkaya doğru gerilemeye devam ediyor. Avrupa'da Estonya öne çıkıyor. Almanya 20. sıralarda, Fransa'da yine çok iyi durumda değil. Tabii Türkiye'den daha iyi durumda ama uzak doğu ülkeleri, yani özellikle Çin, Singapur, Güney Kore ve Japonya, Tayvan'la karşılaştırdığımız zaman Avrupa'nın da durumu iyi değil. Ama biz hepten orta seviyede bulunuyoruz. Peki ne yapmak lazım? Bu sonuçları nasıl yorumlamamız lazım? Şimdi uzak doğu son dönemde teknolojide çok ciddi ivme kaydetti. Zaten Japonya'nın öteden beri bir teknolojik üstünlüğü vardı. Kore buna katıldı. Çin yavaş yavaş her alanda öne çıkmaya başladı ve dolayısıyla işte yapay zeka gibi değişik alanlarda biz Çin'i son dönemde daha sıklıkla duyuyoruz ve bu bağlamda Amerika ile giriştiği teknoloji savaşında Çin'in liderlik ettiğini artık Avrupalı uzmanlar da söylemeye başladı. Biz eğer bu gidişle, bu sonuçlarla eğer çocuklarımızı bu tarz bir eğitimle biz eğitmeye devam edersek yarıştan iyice kopacağız ve bu da Türkiye'nin geleceği açısından hiç de iyi bir anlam taşımıyor. Ve bu sonuçlar, PISA sonuçları bize bir takım şeyler anlatıyor. Bir, eğitim sisteminizi artık ezbercilikten uzaklaştırın. Çünkü PISA analitik düşünmeyi ön plana çıkartıyor. İslam ülkelerinin geride kalmasının sebebi de İslam ülkelerinde ezberci eğitim öne çıkıyor. Analitik düşünme yok denecek kadar az, tahlil yok, analiz yok. Dolayısıyla bunlar olmayınca sıralama iyice aşağıya düşüyor. Ve haliyle bu eğitim sistemini gözden geçirmemiz gerekiyor ve bunu gözden geçirmediğimiz takdirde biz fende, matematikte, hatta kendi dilimizi anlamada zorluk çekeceğiz. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından hiç de parlak bir anlam taşımıyor.